acaba bir de buradan bir şey çıkarabilir miyiz telaşındalar. Onlar gerçek değil, onu söyleyeyim. Zaten bunu ayrıntılı bir şekilde açıkladım. Ona ilave edeceğim bir şey yok. Kaos lobisi. Resmen. Onlar iş başında. Pastan arama noktasında evet aradım. Bu çok açık net ortada. Sadece hatırlatmayı yaptım. Ve hatırlatmayı yaptığım şahıslar da kendi altyazı ile alakalı olarak bize yapılan hakaretlerle ilgili, yurt dışında olan bir başbakana karşı bu tür hakaretlerin yapıldığı bir konuşmayı kalkıp kendilerine söyledim. Kendileri de gerekli uygulamayı yaptılar. Bunu demek eğer yanlışsa onu bilemiyorum. Böyle bir devlet ekonomisi rantı döndüğü sürece bunları maalesef temizleyemeyiz. Yani keşke devlet her türlü şeyden elini ayağını çekse. Keşke bakanların alabileceği rüşvet minimuma inebilse. Keşke bakanların alabileceği rüşvet minimuma inebilse. Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir. 17 Aralık darbe girişiminin hiç felsefi boyutu konuşulmadı. Felsefi boyutu. Bu söylediğiniz 17... çok önemli de bir öz eleştiri bir taraftan da. Ya bu... Yani bu günahta vardır diyorsunuz ya, yani. Elbette tabii yani. Yani felsefik konu tartışılması gerekir derken ortada bir günah var ve bu günahın ortaya çıkarılmasını bu bireyin, yapmak. Evet. Bu bireyin günah işleme özgürlüğüne hayır, sen günah işleyemezsin demek baskısıdır. Benim Adalet Bakanıma bunu yakından takip etmemden daha doğal, daha tabii ne olur? Bana ilgili kuruluşumun verdiği bilgiler, SPK'nın verdiği bilgiler çok çok tehlikeli bilgiler.